Bugünkü offroad maceramızda Uğur'la buluşma noktasına geldik şu anda. Bütün pick-upçılar, offroadçılar burada. Arkamdan da görünüyor. Şu an burada toplanıyoruz. Yaklaşık 10-15 araç olacağız. Hava çok soğuk. Bildiğin kar suyu atıyor. Bekliyoruz herkes gelsin diye. Birazdan yola başlayacağız. Caner'im bir el sallı. Hazırız offroad. Bu benim çocukluk arkadaşım. 30 yıllık arkadaşım. Offroadçu. Bugün başlıyoruz inşallah. Maceramıza. Evet, şu an yolculuğa çıkıyoruz. Herkes toplandı. 12-13 tane araç olduk. Şimdi offroad başlasın. Allah köpürttük yolu. Bu daha başlangıç, daha bir şey yok. Şu anda ısınma turları yapıyoruz. Arabaları ısıtıyoruz şu anda. Değil mi Caner'im? Bu arada acayip dik bir yokuş burası. Çok dik. Evet, bu daha hızlı geliyor. Evet. Isuzu bir kez daha geçti burayı. Evet, arkada araçlar bekliyor da. Yavaş yavaş bekliyorlar. Herkes arada mesafeyi koruyor. Belli mesafe açıyorlar, öyle geliyorlar. Çok iyi ya. Çok harika bir şey bu ya. Evet. Nissan. Nissan'ın cili geliyor şu anda. Cibimiz yardıra yardıra gidiyor vallahi. Çok güzel. Buradaki herkes işini çok güzel biliyor. Bir Amerikan cibi daha. Grubun adı Wild Act. Ekleyeceğim köşeye birazdan.
Bakarsınız. Herkes çok profesyonel burada. Evet, Nissan Navara geliyor. Evet. Ve kapanışı Toyota Hilux'a yapıyoruz. Bütün arabalar gitti. Şimdi ben de arkadaşımın yanına gidiyorum. Tabi bu kadar yokuş işini çıkmak zorunda kalacağım. Yandık. Arabalar gitti. Yine bekliyoruz, klasik. Araya önce mesafe koyuyoruz. Öndeki çıkıyor. Yaklaşık bir 80-100 metre mesafe koyduktan sonra arkadan bize çıkıyoruz. Şimdi benim burada fark ettiğim bir şey var. Araçların tekerlekleri kimisinin, hepsinin belli yani offroad tekerlekleri ama kimisinin kalın, böyle tırnaklı. Kimisi daha çok tırnak var ama daha az kalın. Bunun sebebi nedir Caner? Bir offroadçı olarak sana soruyorum. Şey, offroad'da iki ayrı tip tekerlek var. Bir AT tekerlek dediğimiz, yani her zemine uygun. Bir de MT dediğimiz, çamur odaklı. Evet. Ya ağır offroad yaptığımız zaman çamur lastikleri bir tık AT'den daha iyi. Çünkü yolda giderken atıyorum çamura girdik, lastik içi çamur doldu. Düz yola ya da kuru zemine geçtiğimiz zaman o lastik üzerindeki çamuru atabiliyor. Öyle bir kabiliyeti var. Onlar o zaman daha çok tırnaklı olanlar değil mi? Daha tırnağı daha çok olan. Daha dişli olanlar. Daha dişli. Daha dişli. Bir de kalın dişli ama az dişli olanlar var. Aynen. Onlar da AT lastik diye geçiyor. Hmm. Onlar atıyorum çamurda içine aldığı için çamuru, yani o deliklerini hapsettiği için, evet, üzeri komple sıfırlanıyor lastiğin. Yani yolla teması sıfır oluyor. Sıfırlanıyor. O zaman şey daha iyi yani. O zaman, çamur lastiği daha faydalı o zaman. Tabii, o çamur lastiği daha faydalı. All terrain çok şeyli değil. AT'nin çamurda kalma olasılığı var. Çok patinaja düşer. Atıyorum vinçle çekmek gerekir. Yani evet, saplanabilir. Ama MT lastiğin daha düşük. Evet. Yani bu ihtimali. Bizim lastik o zaman MT lastiği. Tabii, ben gördüm lastik, çünkü. MT lastik. Dişler daha sıktı bizim. Evet, ondan. Gördüğüm kadarıyla bütün arabaların şeyleri güçlü araba olması lazım burada. Çünkü yokuşlar çok dik. Yani şu an mesela arkadaşımın arabası 60-70 derecelik yokuştan bile çıkarken gaza bir dokunuyor, 4 teker birden pati çekiyoruz. Yani bu arabanın mesela teknik donanımı ne, motor gücü Caner? Osu busu. Şimdi bu 2.4 dizel. Standardı 180 beygir. Evet. Ben tabii bunu biraz modifiye ettim. Yaklaşık şu an 230-240 beygir güç alıyoruz. Oo, muazzam bir güç tabii ya. Arazide önemli olan beygir gücü değil, önemli olan torktur. Tork, tabii, tork. Düşük devirlerde yüksek tork almak için. Dolayısıyla hani araziye girdiğimiz zaman tork bizim için çok önemli. Evet. O yüzden hem yükseltme var, jant lastik var zaten arabada. Evet. Yani çünkü arazi engebeli olduğu için altın sürtmemesi lazım. Yolu iyi tutması lazım. Dolayısıyla hem yükseltmeler... Şimdi sen yokuş çıkarken mesela gaza bastın mı 4 teker birden pati çekiyor. Bu senin arabaya yaptığın yükseltme o yazılımla mı beraber oldu? Yok. Pati çektiği zaman kilitleri kapatıyorsun. Yani kilitleri kapatmazsan eğer araba normal şekilde okay, gitmeye devam ediyor. Evet, evet. Ama kilitleri kapatırsan... Şu an yardırıyoruz mesela. Of 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 şu an.
Bayağı şu an iki çekerde. İki çekerde mi şu an? Aynen, şu an iki çekerde. Evet. Çekiş kontrol de kapalı. Dolayısıyla biraz patiye düşüyor. Evet. Yani drift dediğimiz bu yollarda yapamaması gereken hareketi işte arazide çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Evet. Peki şu anki yolda mesela iki çeker gidiyorsun. Aslında dört çeker gidilebilir. Tabii dört de gidebilir. Ha gidilebilir. Niye iki çeker tercih ediyorsun? Bu arabaya bir zarar yok mu mesela? Yok, hiçbir zarar yok. Ha, en ya. Fazla ne olur? İşte patiye düşer araba. Evet. Lastik biraz yorulur, yıpranır. Onun dışında dörde aldığın zaman çekiş kontrolü de devreye alırsan hiçbir kaydırma, hiçbir patinaj imkanı vermezsin arabaya. Dolayısıyla herhangi bir yıpranma şansı yok. Sana o zaman yolun durumuna göre, kendin kafana göre aynen. ayarlıyorsun buna aynen. modları. Aynen. Anladım. Aynen. Çok güzel. Şu anda Urla Yağcılar'a geldik. Yerden yüksekliğimiz yaklaşık 250 metre kadar. Baktım saatimden. Orman tepelerindeyiz şu anda. Yolculuğa devam edelim. Yükseklik 452 metre. Dağa tırmanmaya devam ediyoruz. Buz ama çok güzel burası. Manzaralı geniş bir yaylaya geldik şu anda. Oo, bak şov yapan var, şov yapan. Karşıda. Beni gaza getiriyor. Caner sen de yap oğlum. Arkadaş az önce Doğu Ana'nın ırzına geçti. Bayağı bir mahvetti burayı. Şimdi şu yukarıda bir tane çok büyük mağara var. O mağaraya doğru çıkacağız birazdan. Mağaraya doğru şu an tırmanışa geçtik. Yukarıdaki mağara için, şurada çok büyük bir mağara için gireceğiz. Değişik söylentiler aldım şu an ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. İçeride kafa mafa kesiyorlarmış, ayin yapıyorlarmış burada. Mazisi yani bayağı karanlık bir mağaraymış. Sadece sürmüyoruz, kültür turlarımız da vardır böyle. Evet. Yani şu an aslında gittiğimiz mağara biraz sadistik bir mağara. Baya burada cinayetler işlenmiş. Mağaranın diğer adı Meryem Ana mağarasıymış. Meryem Ana mağarası diye geçiyor. Şu an Caner neredeyiz biz tam olarak? Yerimiz neresi? Nereye geldik yani? Buralar neresi oluyor şimdi? Çekmediği için tam lokasyonu bilemiyorum. Bakmaya çalışalım. Araçları karşıya koyduk. Evet bak Meryem Ana kutsal alanı şu an burası. Öyle mi? Aynen. Şimdi duvara bir şey atmışlar. Bayağı gülünç bir şey. Onu göstereceğim şimdi.
Her şeyi aldık, boşa kız kazmayın. Arkadaşıma tam arkamda kalan mağaranın adını soracağım bir daha. Caner, arkamdaki mağaranın adı neydi birader? Burası off the record. Bu ne ya? Of. Ağladı. Yolları ağlatıyoruz şu an. Arkadaşım aracı bana verdi şu an. Muazzam keyifli. Offroad aracı kullanmak inanılmaz keyifli. Tek şeyi, sıkıntısı, çok engebeli yollardan giriyoruz. Yani çok güzel bir şekilde böbrek taşı dökülür burada. Değil mi bro? Aynen öyle. Bildiğin böbrek taşı dökülür bedavaya. Durmuyoruz ya, biraz sallanıyoruz. Bu ne? Ağır biliyorum, bu nedir ya? Benim teknem var, tekede bu kadar sallanmıyorum. Bu nedir ya? Vallahi iyi ki fazla bir şey yemedik ya, çıkartırdık. Aç gelmek lazım buraya. Alkol de az işte. Aynen. Şu anda Türkiye'de kimsenin bilmediği bir yere gidiyoruz. Burası gizli bir sığınak. Eğer yarın öbür gün bir nükleer saldırı olursa buraya sadece seçilmişler girecek. Biz de onlardan biriyiz. Şu an oraya giriyoruz. Çok özel bir sığınak. Kimse bilmiyor. Yeri asla paylaşmayacağım. Sakın sormayın. Yeah.